Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Ben Nihan Günay. Bugün 29 Mayıs Cumartesi. Gurur dolu bir gün. İstanbul'un fethinin tam 568. yıl dönümü. Bu özel günde İstanbul dünyaya örnek olacak bir projeyle bir başka gururun daha adresi oldu. İstanbul'un yeni sembolü Çamlıca Kulesi açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat yaptı kulenin açılışını. Siyasi mesajlarını da yine aynı kürsüden verdi. Hükümeti çevre başlığı üzerinden eleştiren muhalefeti işaret edip kim çevreci ortada dedi, örnekleriyle de anlattı. Erdoğan bir müjdenin daha haberini verdi bugün. Türkiye'nin en büyük gurur projelerinden biri olan Kanal İstanbul'un temelinin Haziran'da atılacağını söyledi. Kim çevreci? İşte bu ortada. Çevrecilik lafla olmuyor. Çevrecilik ispatı vücutla oluyor. AK Parti budur. Öyle lafla peynir gemisi yürümüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Kulesi'nin açılışında konuştu. Önce yıllarca İstanbul'da görüntü kirliliğine neden olan onlarca kulenin yarattığı görüntüden bahsetti. Ardından da Çamlıca Kulesi projesinin nasıl hayata geçtiğini anlattı. Görüntü kirliliği diyorsanız orada bu kirlilik vardı. Ne zaman ortadan kaldıracağız diye acaba bunu adalara mı bunları kaldırsak yoksa burada farklı bir uygulama mı yapsak bunları da hep düşündük. Bir zamanlar Çamlıca'nın etrafında yaklaşık 33 kule vardı. Görüntü kirliliğine neden olan o kuleler tek tek söküldü ve yerine işte bu Çamlıca Kulesi inşa edildi. Kule de bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hizmete açıldı. Kulelerin yarattığı görüntü kirliliğinde ilk değişim İstanbul Çamlıca'dan başlasa da Erdoğan Çamlıca Kulesi'yle gelen bu görüntünün diğer iller için de örnek model olacağını söyledi. Erdoğan konuşmasında İstanbul'un yıllar içinde çehresinin nasıl değiştiğini de anlattı. Ümraniye Çöplüğü'nün patlamasını hatırlatarak o yıllardan bugünlere nasıl gelindiğini de. Belediye başkanı seçildiğimizde karşımızda öyle bir manzara bulduk ki emin olun içimiz burkuldu, parçalandı, yüreğimiz dağlandı. En temel sorunlardan başlayarak İstanbul'un üzerine çöken kara bulutları birer birer dağıttık. Çünkü biz Ümraniye çöplüğünün patlamasıyla 39 vatandaşını kaybeden bir siyasi irade değildik. CHP işte o Ümraniye çöplüğünün patlamasına seyirci kaldı. Onlar patlattı, biz yaptık. Ve şimdi orada spor tesisleri var. Çamlıca Kulesi'nin açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul müjdesi de geldi. Proje için tarih verdi. İnşallah Haziran ayının sonunda filan Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz. Rahatsız olanlar var. Olacaklar, varsın olsunlar. Bütün vatandaşlarımıza kazandırdıkça onların onuru, onların bunlardan inanıyorum ki şevk alacağı bir İstanbul. Her yönüyle. Ve Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırdığımızda İstanbul'un hem coğrafi, hem stratejik, hem tabii güzelliği bir kat daha artacaktır. İstanbul'u anten çöplüğünden kurtaran Çamlıca Kulesi artık açıldı ve ziyaretçilerini bekliyor. Kule, kafeteryaları, restoranları ve manzarasıyla ülke ekonomisine ve turizme katkı sağlayacak bir cazibe merkezi de olacak. Bu gurur tablosu MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi. İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü vesilesiyle bir mesaj yayınladı Bahçeli. Bir gün arayla açılışı yapılan Taksim Camii ve Çamlıca Kulesi'nin hizmete sunulmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi. Muhalefet cephesinde ise tek konuşulan bir başlık var günlerdir. HDP'nin Millet İttifakı'na alenen dahil olup olmayacağı. Ve bu ihtimale sıcak baktığını baştan bu yana gizlemeyen CHP de HDP'ye bakanlık verilerek aralarındaki işbirliğinin bir adım daha öteye taşınabileceğini
açıkça dile getirilmişti. Bu HDP yönetiminin ittifak ortakları üzerindeki baskı ve etkinliğini daha da artırdığı yorumlarına neden olmuştu ki bu yorumu destekleyen gelişmeler de oldu. HDP'nin eş genel başkanı Pervin Buldan'ın bir araya gelmemiz artık kaçınılmaz açıklamasından sonra bu kez eski eş genel başkan Ertuğrul Kükçü'den benzer bir çıkış geldi. Kükçü, HDP'yi veren iktidarı verir cümlesiyle Millet İttifakı'nın taraflarına açıkça gözdağı verdi. Türkiye'nin geleceği açısından bizim bir araya gelmemiz artık kaçınılmaz bir mesele haline geldi. Pervin Buldan'ın çağrısına CHP'de, İYİ Parti'de, Saadet'te hala sessiz. Ama HDP vazgeçmemekte kararlı. Biz kimsenin yedek gücü değiliz. Biz kimseden Türkiye'de demokrasi lütfu bekliyor değiliz. Çağrı bu kez Ertuğrul Kürkçü'den geldi. HDP'nin eski genel başkanı açıkça bize mecbursunuz dedi. Bu teklifi beğenmiş olup olmadıklarını yarın öbür gün anlarız. Kürkçü, PKK'ya yakın bir gazetede yazdığı köşe yazısında muhalefetin HDP'siz iktidar olamayacağına vurgu yaptı. Cumhurbaşkanlığı seçimini işaret ederek kulakları küpe olsun, HDP'yi veren iktidarı verir dedi. Gözler bir kez daha CHP, İYİ Parti ve Saadet'e çevrildi. Yeter ki bu meselelerde herkes hemfikir olsun ama aynı zamanda kararlı olsun ve cesur olsun. Böylesi cesur adımlara şimdi ihtiyaç var. Millet İttifakı ile HDP arasındaki gizli işbirliğine Muharrem İnce'den de tepki geldi. Memleket Partisi Genel Başkanı İnce bir göndermeyle gösterdi tepkisini. Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'la görüştükten sonra kamera karşısında yan yana gelmediğini hatırlattı. Ben olsam kaçmaz, yürekli dururdum dedi. CHP'nin böyle bir çekincesi olduğu soru tespitini açıkçası abartılı buldum. Ben görüşüp basın toplantısında kaçmam. Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yürekli olmamakla eleştirdi. Hem yukarıda görüşüp basın toplantısından kaçmam, yürekli dururum. İnce, HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'ın CHP genel merkezinde Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettiği günü hatırlattı. O gün Sancar görüşmenin ardından basın açıklamasını tek başına yapmıştı. Yani Kılıçdaroğlu konuğunu hem de CHP genel merkezinde yalnız bırakmıştı. Görüşmelerimiz devam edecek. İnce, Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yan yana görünmekten kaçınmasına tepki gösterdi. Gizli saklı yok. Milletin gözünün önünde. Herkes bilecek. Terör örgütünün Suriye'deki uzantısı YPG'nin arkasındaki en büyük güç malum Amerika ve Pentagon teröre yine çok güçlü bir destek vermek için büyük bir adım attı. Amerikan Savunma Bakanlığı YPG için tam 522 milyon dolarlık bütçe istedi. Bahane ise yine aynı, DAEŞ'le mücadele. Amerikan yönetimi yine şaşırtmadı. Savunma Bakanlığı Pentagon, terör örgütü YPG PKK'yı eğitip donatmak için 2022 yılı bütçesinde 522 milyon dolarlık fon talep etti. Amerikan yönetimi DAEŞ'le mücadele bahanesiyle Suriye'nin kuzeyini işgal eden terör örgütüne yıllardır silah, mühimmat, zırhlı araç ve para yardımı yapıyor. Ama terör örgütü DAEŞ neredeyse yok edildi. Hal böyle olsa da 50 binden fazla terörist barındıran YPG'ye olan yardımlar azalmadı. Çünkü bölgede çıkarılan petrol terör örgütü eliyle Kuzey Irak'a sevk ediliyor. Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG bu silahları hem Türkiye'ye hem de Suriye rejimine karşı kullanıyor. Asıl amaçsa Suriye'nin kuzeyinde bir terör devleti kurmak. Canlı yayına çıktı, hiçbir şey bilmiyorum dedi. İnşallah ortaya çıkar. Herkes mutlu olur. Bu şeylerden de kurtulmuş olur. Köşeye sıkışınca intihara kalkışan zanlı sevgilisini öldürdüğünü itiraf etti. Ayrıntılar birazdan ATV Ana Haber'de.
İlkbaharın sonundayız artık. Yazı karşılamamıza 2 gün kaldı ama sadece yaz heyecanı yok içimizde. Gözümüz kulağımız 1 Haziran kararlarında. Uygulanan tedbir ve kısıtlamalarla vaka sayılarında ciddi bir düşüş oldu. Hayatımız kademeli olarak normalleşmeye başladı. Pazartesi gününden sonra ise daha da normalleşmesini bekliyoruz hep birlikte elbette. Yeni normal hayatımızın nasıl şekilleneceği pazartesi günü yapılacak kabine toplantısında şekillenecek. Kafe, restoranlar, salı sabah kepenklerini açmayı bekliyor ama tek beklentileri bu değil. Saat kısıtlamasının da esnetilmesini istiyorlar. Artık normal bir hayata dönme zamanı geldi. Artık kafeleri özledik, kafeler açılsa. Tam sürat hazırlık yapıyoruz. Buralarda oturmak istemiyoruz. Bu son cumartesi biz 1 Haziran'a hazırız. Umutlar bu yönde, gözlerse kabinede. Olumlu sonuçlar bekliyorum ben devletimizde. Pazartesi günü toplantıdan çıkacak kararlar merakla bekleniyor. Pek çok alanda yasakların kalkacağı düşünülüyor. Aylardır kapalı olan restoran ve kafeler içinse tek başına açılmak yetmeyecek gibi görünüyor. Onlar için önemli olan şu anda saatler. 21'e kadar açık olmak sektörü kaybettiği zararları telafi etmek için yeterli olmayacaktır. Yani bizim asıl beklentimiz zaman kısıtlaması ve hafta sonu kısıtlaması olmaması. Restoran ve kafeler uzun süredir kapalı. Sadece paket servis hizmeti veriyorlar. Ve 1 Haziran'ı heyecanla bekleyen işletme sahipleri kapanış saatlerinin de esnetilmesini istiyor. Haziran ayı itibariyle saat 12. Temmuz ayı itibariyle de ruhsatlarda yazan saat olması. Beklenti sadece saatle sınırlı değil. Kapalı ve açık alanların da komple faaliyete girmesi, kapalı alanlarda %50, açık alanlarında %100 olarak faaliyette bulunmasını beklemekteyiz. Yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağı da merak konusu. Ben de birçok eğitimci gibi 1 Haziran itibariyle açılabilecek olan sınıfların açılmasından yanayım. Sizce hangi sınıflar açılmalı peki? Özellikle birinci sınıfların açılması gerçekten önemli. Okullarla ilgili asıl beklenti ise 2021-2022 eğitim öğretim yılı ile ilgili. Aşılanma hızlansın, her yer açılsın. Maske zorunluluğu da kabinenin gündeminde olacak. Açık alanlarda belli bir mesafeyi koruyarak maskesiz dolaşılabileceği konuşuluyor. Ama bunun ancak sonbaharda hayata geçeceğini öngörenler de var. İnsanlar artık bilinçli olsun, mesafeli olsun ve maskeler kalksın. Haziran ayında aşılamada da yeni bir aşamaya geçiliyor biliyorsunuz. 50 yaş üstündekiler de aşılanmaya başlayacak. Merak edilen bir konu daha vardı dile getirilen. O da aşı yaptırmamanın kul hakkına girip girmediği konusu. Bununla ilgili Diyanet'ten bir açıklama geldi. Aşı yaptırmamak kul hakkına girer dendi. Bu bilgiyi de paylaşalım ve devam edelim şimdi. Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümüyle ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı. Genç kızın ailesinin kızının ölümünden sorumlu tuttuğu eski sevgili Ümitcan Uygun'la ilgili çok çarpıcı bir iddia daha adli dosyaya girdi. Genç kızın eski ev arkadaşı Ümitcan Uygun'un Aleyna'yı zorla çalıştırdığını ve yine tüm parasına zorla el koyduğunu anlattı. Teker teker hepinizin dişini çekeceğim. Böyle yapılmaz, böyle yapılmaz. Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili iyice köşeye sıkıştı. Böyle yapılmaz, böyle yapılır. Arkadaşlar. Sürpriz itiraf Aleyna Çakır'ın eski ev arkadaşından geldi. Son duruşmada tanık olarak dinlenen ev arkadaşı, Ümitcan Uygun'un Aleyna'yı zorla çalıştırdığını ve tüm kazancına da el koyduğunu söyledi. Ben hiçbir zaman yıkılmadım, her zaman ayakta duruyorum. O zaman da Allah'a şükürler olsun, kimse beni yıkamayacak. Uygun her ne kadar suçlamaları reddetse de ailenin avukatı, Ümitcan'ın Aleyna'ya şiddet uyguladığının kanıtlandığını, bunun da genç kızın eski sevgilisi için yolun sonu anlamına geldiğini söyledi. Çok kızdırıyorlar abla beni. Yemin ederim sana. Sabahtan beri o kadar bunaldım ki. O kadar bunalttılar ki. Uyuşturucu kimden temin ediyorsunuz? İstanbul Pendik'te bir baba trafikte saldırıya uğradı. Hem de kimler saldırdı ona biliyor musunuz? Boşandığı eşinin kardeşleri. Saldırmalarının nedeni ise yeğenlerinin velayetinin babalarında kalmasıydı. İşte trafikteki velayet kavgasının ayrıntıları. Siz bir tarafta icra yoluyla çocuklarını alan bir baba,
Diğer tarafta ise o çocukların dayıları vardı. Taraflar trafikte kavgaya tutuştu. Olan yine çocuklar oldu. Ya kayınbiraderlerim, boşanıyoruz diye bunu yapıyorlar ya. İstanbul Pendik'te bir baba iki çocuğunu boşandığı eşinden icra yoluyla aldı. Ancak çocukların dayıları olayın peşini bırakmadı ve o babayı bir süre takip etti. Uygun bir anda da trafikte önünü kesip kaza yaptırdı. Otomobildeki yeğenlerini aldırış etmeyen iki saldırgan eski damatlarını çocuklarının gözleri önünde dövdü. Çocukları zorla almaya çalışan saldırganlar çevredekilerin araya girmesiyle araçlarına binip uzaklaştı. Saldırıya uğrayan baba ise eski kayınbiraderlerinden şikayetçi oldu. Ezeli rakipler Kocaeli Spor ve Sakarya Spor dün akşam playoff finalinde karşı karşıya geldi. Rakibini 4-0 gibi net bir skorla geçen Kocaeli Spor 1. lige yükseldi. Futbolcular zaferi büyük bir coşkuyla kutladı. Ancak o kutlamalara talihsiz bir kaza gölge düşürdü. Kocaeli Sporlu defans oyuncusu Bahri Can Avcı üstü açık bir otobüste çıktıkları zafer turu sırasında araçtan düştü. Üstelik o anlarda muhabir arkadaşımız Hakan Süer de o otobüsteydi ve kazaya bizzat tanıklık etti. Taraftarı selamlarken otobüsten aşağı düştü. Zafer kutlamasında faciadan dönüldü. Kocaeli Spor 2. Lig playoff finalinde Sakarya Spor'u 4-0 mağlup ederek 1. Lig'e yükseldi. Ardından da yeşil siyahlı futbolcular kentte zafer turuna çıktı. Kocaeli Spor kafilesini taşıyan üstü açık otobüs viyadüğün altından geçtiği sırada ise talihsiz bir olay yaşandı. Ne yazık ki bir tatsızlık oldu. Üst geçitten geçerken futbolcular işte görmüş olduğunuz şu köprüye çarptı. Bazı futbolcular yaralandı. Taraftarı selamlayan futbolculardan Bahri Can Avcı yere düştü. Olayda otobüsle viyadük arasında ezilme tehlikesi atlatan bazı futbolcularsa yaralandı. Kocaelisporlu futbolcular şu anda ambulansa indiriliyor. İstenmeyen bir kaza. Bennur şu anda o da ambulansa biniyor. Otobüsten düşen Bahri Can Avcı neyse ki şanslıydı. Talihsiz olayı şans eseri hafif yaralı olarak atlattı. Hastaneye kaldırılan Avcı'nın tedavisi sürüyor. Ukraynalı dağcı Yana Kriboşya zirve tırmanışına geldiği Antalya'daki Geyik Zirvesi Dağı'nda 2 Mayıs'ta kaybolmuştu. Uzun zamandır da aranıyordu. Hatta ailesi kaçırıldığından bile şüphelenmeye başlamıştı. Ancak günler sonra genç kadından acı haber geldi. Ukraynalı dağcının cansız bedeni zirvenin hemen alt kısmındaki kayalık alanda bulundu. Kaç. Çok büyük ya. Gelin şuradan çıkın. En son zirveden annesine mesaj atmıştı. Ukraynalı dağcı kayalık bölgede ölü bulundu. Şu an cesedin bulunmuş olduğu bölgeye doğru ilerlemekteyiz. Yana Krivoşya 1 Mayıs günü Antalya'ya geldi. Bir gün sonra da Geyik Zirvesi Dağı'na tırmandı. Annesine ben zirvedeyim diye mesaj attıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yana için bu dağ çok kolay bir dağ. Daha büyük dağlara çıktık. Krivoşya iyi bir dağcıydı. Bölgeye de hakimdi. Bu yüzden ailesi kaza geçirmiş olabileceğine değil de kaçırılabileceğine inanıyordu. Koltan taban gözüküyor. Hiçbir şey yok. Arama kurtarma ekiplerinin 4 koldan yürüttüğü çalışmalara jandarma insanlı keşif uçağı da katıldı. Zirveye yakın Sarp Kayalık bölgede cansız bedeni bulundu. Zirveden inerken kayalıklardan düştüğü tahmin edilen Yana Krivoşya'nın cenazesi jandarma helikopteriyle bölgeden alınarak otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Umutla bulunmasını bekleyen kardeşi de oradaydı ve cenazeyi teşhis etti.
Adana Pozantı'da 8 farklı noktada orman yangını çıktı. Orman ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis de kundaklama ihtimaline karşı çevrede arama yaptı ve kundakçı suçüstü yakalandı. Başka bir şey de vermedi yanında. Alevlerin ortasında yakalandı, ormanı ateşe verdiği şüphesiyle gözaltına alındı. Adana Pozantı'da Gökbez Mahallesi'ndeki ormanlık alandan akşam saatlerinde alevler yükseldi. Orman ve itfaiye ekipleri hemen müdahale etti. Rüzgarla çok çabuk çıktı ya. Aşağı. Yangın 8 farklı noktadan çıkmıştı. Kundaklama ihtimaline karşı güvenlik güçleri alarma geçti ve orman didik didik arandı. Çok geçmeden de bir şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheli gözaltına alınırken yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Erzurum'da hayvan otlatan bir çobanla sürünün üzerine yıldırım düştü. Hayvanlar telef oldu. Yıldırım çarpan genç çobansa mucize eseri hayatta ama vücudunun büyük bölümünde yanıklar var. Köye yaklaştığımız sırada hani şimşek çaktığını gördüm. Az ilerlememle birlikte hayvanlarımın düştüğünü gördüm. Felaket saniyeler içinde geldi. Hayvan otlatırken yıldırım çarptı. Genç çoban mucize eseri hayatta kaldı. Çarptıktan sonrası yok bende. Olayı hatırlamıyorum. Erzurum Horasan'da çobanlık yapan Hikmet Noay, hayvan otlatırken yağmur bastırınca köye dönmek için yola çıktı. Ne olduysa o sırada oldu. Çobanla sürünün üzerine yıldırım düştü. Hayvanlar düştükten sonra zaten hayvandan seken yıldırım parçaları bana da isabet etmiş. Hikmet Noay kendine geldiğinde Erzurum Şehir Hastanesi'ndeydi. Başımdan sol topuk altına kadar tamamen yara içinde. Nasibimize bu varmış. Yaralı kurtulduğuna şükreden genç çobanın tek isteği var. Felaketin vücudunda kalıcı bir hasar bırakmaması. Bu görüntüyü hatırlayacaksınız muhtemelen hepiniz. Hepimizin hafızasına büyük bir sorumsuzluğun ve büyük bir acının görüntüsü olarak yer etti. Beşiktaş'ta meydana gelen kazanın görüntüsü bu. Bir anne can vermişti o kazada. Aylar sonra o sürücü hakkında istenen ceza da belli oldu. 15 yıla kadar hapis. Sorumsuzluğu korkunç bir kazaya, dahası iki çocuk annesi bir kadının canına mal olmuştu. O otobüs şoförü için istenen ceza belli oldu. 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. Kaza sırasında telefonla oynuyordunuz. Sevgi Yamaç Yalçın'ı ölüme götüren kaza yaklaşık 2 ay önce meydana gelmişti. Direksiyon başında telefonuyla ilgilenen sürücü aracın hakimiyetini kaybetmiş, çift katlı otobüs bariyere çarpmıştı. Kapıyı aşıp içeri giren bariyer ön koltukta oturan iki çocuk annesi kadını ölüme sürüklemişti. Tutuklu yargılanan sürücü Baki Tatlı hakkındaki iddianame tamamlandı. Kaza sırasında telefonla oynuyordunuz. Savcı, direksiyon başında cep telefonu kullanan ve hız limitini aşan otobüs şoförü için 15 yıla kadar hapis cezası istedi. İki çocuk annesi Fatma Öz tam 40 gün önce ortadan kaybolmuş, ailesi Müge Anlı'dan yardım istemişti. Ailenin şüphelendiği bir isim de vardı. Genç kadının evli sevgilisi Bahri Maraş'tı. Canlı yayına da bağlanmış, sevgilisinin kayboluşuna dair hiçbir bilgisi olmadığını söylemişti ama bugün cinayeti itiraf etti. Cenazeyi gömdüğü yeri de polise bizzat kendisi gösterdi. Her şey çok güzeldi. Kadın bir gün eve geldiniz, evde yoktu. Aynen. Ne yalanlarından, aramızda hiçbir problem yoktu, ne de inkar etmekten vazgeçti. O kadın neredeyse çıkacak, kaçmayacaksın. Ben anlatacaklarımı anlattım. Bugün konuştuğumuz her şeyi herkes birbirini yalanladı. Hatta köşeye sıkışınca intiharı bile denedi. Gözaltına alınacağından korktuğu için arabasını atlıyor. Kendisine zarar vermek istemiş silahla. Katil sevgili 40 günün sonunda cinayeti itiraf etti.
45 yaşındaki Fatma Öz geçtiğimiz ay esrarengiz bir şekilde kayboldu. Ailesi genç kadına dair bir iz bulabilmek için Müge Anlı'nın kapısını çaldı. Kendisinden bir haber alamıyoruz. Cezaevinde olsa cezaevinde olduğu ortaya çıkardı. Kadın sığınma evinde olsa kadın sığınma evinde olduğu ortaya çıkardı. Görüştüğü bir tane sevgilisi var, 2 yıldır beraberler. Sevgili diyor ki ben gece geldim eve, yoktu. Tüm şüpheler Fatma Öz'ün yasak aşk yaşadığı sevgilisi Bahri Maraşlı'yı işaret ediyordu. Saat 3.30-4 gibi bir görüştük telefonda. Nisan'dan dönüşte eve uğradım, yoktu. Hiç kavga yok, hiçbir şey yok. Sonra kadın niye gidiyor? Bilmiyoruz. Müge Anlı ve ekibi her detayı tek tek araştırdı. Fatma mutlu muydu sizinle böyle bu şekilde yaşamaya? Mutluydu. Senin gözlerinin dönmesinden belli, tavanı izliyor. İki ihtimal var. Yani gerçekten ya siz bir şey yaptınız ya gitti kadın kendisi gitti. Aynen öyle. Ama kadının kendisi gitmesi için evde bir problem olması lazım. Parası bitti, kız kayboldu. Kendisi. Ancak bazı sorular cevapsız kaldı. Onlardan biri de iki çocuk annesi kadının kaybolduğu evde neden geniş çaplı bir temizlik yapıldığıydı. Ev tertemiz. Bütün çöp kovalarına kadar ev tertemiz. Halılar da yıkanmış gelmiş. Gidecek olan insan halılarını yıkatır mı ya? Elektrik süpürgesinin torbasına kadar içi temizlenmiş. Bahri Maraşlı şüphelerin kendi üzerinde yoğunlaştığını fark edince paniğe kapıldı ve intihar etmeye kalktı. Gözaltına alınacağından korktuğu için arabasını atlıyor. Polisleri de arkasında görüyor. Kaçarken sonra gitmiş kendisine zarar vermek istemiş silahla. Niye polisleri görünce kaçma gereği hissettin ki sen? Çemberin iyice daraldığını anlayan Maraşlı sonunda Fatma Öz'ü öldürdüğünü itiraf etti. Fatma Öz'ü silahla öldüren katil sevgili polislere cesedi gömdüğü yeri de gösterdi. Fatma Öz'ün cesedi adli tıp morguna kaldırıldı. Cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini itiraf eden Bahri Maraşlı ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Herhangi bir açıklama yapacak mısınız? Ankara'da yaşanan su savaşlarına bir yenisi daha eklendi. Adres bu kez Çubuk ilçesine bağlı İkipınar Köyü. Bu köyde kimse yaz mevsiminin gelmesini istemiyor. Çünkü onlar için yaz demek, susuzluk demek. Üstelik var olan su yetmediği gibi etraftaki hobi bahçeleri de suya ortak olunca köy susuz kalıyor. O köylülerin şimdi tek bir isteği var. O da su sorununun bir an önce çözülmesi. Hobi bahçeleriyle birlikte bu su yetmiyor. Su hiç yok. Her yaz hep aynı. Yeter galiba. Her yaz yaşıyorlarsa bunlar tarlaları satılmayacak. Biz de hobiciyiz. Hobide de yok su. İkipınar Köyü'nde susuz yaz başladı. Köylüler her yıl yaz aylarında hobi bahçelerinin sahipleriyle karşı karşıya geliyor. Zaten köy için yeterli değil. Bir de buna hobi bahçeler eklenince tamamen yetersiz. Bizim köye herhangi bir zararımız yok. Müteahhit buraların hepsinin suyu var dedi, elektriği var dedi, bize öyle sattı. Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı İkipınar Köyü'nde altyapı sorunundan dolayı yıllardır şebeke suyu yok. İkipınar köylülerinin korkulu rüyası işte bu hobi bahçeleri. Yazın gelmesiyle hobi bahçeleri dolup taşmaya başladı. Bu da köyün susuz kalması demek, her yaz olduğu gibi. Hobi bahçelerinden dolayı mı sizin köye su geldi? Hobi bahçeleri hepsi su aldı. Asil Genel Müdürü herkese su verdi. Aşırı su tüketimi yok. Belediyeden tankerlerle su geliyor. Ancak o su da dakikalar içerisinde tükeniyor. 3000 haneli köye belediye günde yalnızca bir tankerle su getiriyor. Ancak hem pandemi hem de sıcak hava derken bu tankerler de köye yetmiyor. Bu kez de bidonlarla su taşıma eziyeti başlıyor. Durulamaya geçti şimdi. İniliyor makine. Su olmadığında. Olmayınca böyle yapıyoruz. Makine var ama susuzluk çok. Sularımız akıyor. Gelen su yarım saat bitiyor yani. Hobi bahçesi sakinleri yasal haklarını kullandıklarını söylüyor ama köylüleri ikna edemiyor. Köylü de bahçe sahipleri de belediyeden yardım bekliyor. Askiz çözümü bulsun, köylü de rahat edelim, biz de rahat edelim. Domates, biber ektik, turlayamıyoruz, yoksa. Çözümü artık büyüklerimize bırakıyoruz. Piyasada değerinden çok daha ucuza satılan binlerce kozmetik ürün var. Cep dostu hepsi ama o ucuzluğun arkasında çok büyük bir tehlike var. Sağlığımızı kaybetme tehlikesi. Daha bu sabah Ankara'da binlerce sahte kozmetik ürün ele geçirildi ve çoğu orijinaliyle birebir aynı görünüme sahipti. Peki sahtesini ayırt edebilmenin yolu ne? Gelin izleyelim. Kaçak bir iş yaptıklarını hiç kesinlikle beklemezdim. Ne üretildiğini de bilmiyorsunuz. Yok. Tanımıyorsunuz sahiplerini de. Rahatsız etmeyin lütfen ya.
Kozmetik dolum havuzları, ambalajları ve koli koli sahte ürünler. Jandarma ekipleri bu merdiven altı üretim tesisine operasyon düzenledi. Dışarıdan bakıldığında normal bir üretim alanı gibi görülebilir ancak içeri girdiklerinde şoke oldular çünkü piyasa değeri 1 milyon lira olan kaçak kozmetik ele geçirildi. 5-6 yıldır burada çalıştıklarını biliyorum. Bana da satılma girişimi oldu. Böyle bir ürün gösterildi. Tabii ben kabul etmedim ama çok ikna edici konuşuyordu gerçekten. Şimdi merdiven altı üretim alanının önünde bir numara var. Hiçbir bilgim yoktur ya onunla alakalı. Sizin numaranız var burada. Siz burada çalışmıyor musunuz? Yani benim öyle bir numaram var. Arabaların üstünde de benim numaram var. Uzmanlar sahte kozmetik ürünlerin ciltte onarılamayacak yaralar açabileceği konusunda uyarıyor. Peki ama ürünün sahte olduğu nasıl anlaşılır? Sonuçta sahtekarlar etiketlere hatta barkodlara kadar her şeyi taklit edebiliyor. Aslında cevap çok basit. Fiyatına bakmak yeterli. Diyelim yolda biri yanınıza geldi ve elindeki kozmetik ürünü ya da makyaj malzemesini size satmaya çalışıyor ve satarken de diyor ki gümrük malzemesi ya da havalimanındaki bir tanıdığımdan aldım bahanesini ileri sürüyor. İşte onlara dikkat etmek gerekiyor çünkü o ürünler sahte kozmetik ürün olabilir. O markaya göre çok ucuz ürünlerin komplikasyon oluşturabileceğini biraz akılda tutmak gerekiyor. Free Shop'tan aldık abi gümrük malı. Alıp güvenli kullanıyorduk ama biz böyle olduğunu bilmiyorduk. Bu ürünlerin kullanımından sonra yüzde, ödem, şişlik, kızarıklık gibi durumlar oluyorsa, nefes almada zorluklar oluyorsa bir acil tıbbi müdahale yapılabilecek kuruma gitmekte fayda var. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da ilk olan başarılı bir operasyon haberinde sıra. Asiye Ateş çok nadir görülen bir hastalığa yakalanmıştı. Nefes borusundaki kıkırdakları eriyen kadının yardımına bir Türk profesör yetişti. Kalbinden aldığı zar hastayı ölümün pençesinden kurtarmayı başardı. İyi hocam sayenizde. Hekimize de yani ben yaşamayacağım deyip de hayatından bezmesin, bıkmasın. Hastasını kurtarmak için risk aldı ve başardı. Dünyada ilk kez bir hastaya kendi kalp zarından alınan parçayla nefes borusuna yama yapıldı. Türkiye'de ve dünyada ilk defa uyguladık. Yaşamak güzel bir şey. Asiye Ateş'in günden güne nefes alması güçleşiyordu. Doktorları ölebileceğini söyledi ama o asla mücadeleyi bırakmadı ve sonunda ilk kez yapılan bir ameliyatla sağlığına kavuştu. Şimdi rahatça nefes alıyor, konuşuyor. 60 yaşındaki Asiye Ateş'in nadir hastalığı sebebiyle yıllardır nefes borusunda kıkırdakları eriyordu. Boğazım delindi. Boğazım delindikten sonra da aspireyle yaşarım, oksijenle bir müddet. Hiç konuşamıyordum yazıyla. Anlaşıyordum. Bir tek derdimi kardeşim anlıyordu. Eskişehir'de yaşayan kadına çare İstanbul'da bulundu. Göğüs cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Cemal Asım Kutlu, hastanın kendi kalp zarından alınan parçayla nefes borusuna yama yaptı. Bu sayede hastanın nefes borusu genişletilerek nefes alması sağlandı. Kalp zarından bir parça çıkartarak nefes borusunu açıp onun açık kısmını yamayarak yaptığımız bir ameliyat. Bu zar bütün kalbi çevreleyen koruyucu bir zar. Bu zardan bir parça alındığı zaman bu kalbin herhangi bir dokusuna direkt müdahale sayılmaz. Kalbin işlevlerini bu anlamda bozmuyor. Bana hep öleceğimi söylediler. Fakat yaşıyorum yani doktorlarımın, sağlıkçılarımın sayesinde. Ölümün kıyısından dönen Asiye Ateş bundan sonra sağlıkla yoluna devam edecek. İstanbul'un bazı sokakları çok dar. Bu yüzden de acil durumlarda ambulans giremiyor o sokaklara biliyorsunuz. Sağlık Bakanlığı işte bu sorunun önüne geçmek için adalarda çok ilginç bir uygulama başlattı ve ambulans bisikletleri devreye soktu. Peki ambulans bisikletler nasıl çalışıyor? Gelin bakalım. Nasıl buldunuz bisikletli ambulansları? Çok beğendim. Gazetede okudum. Çok hoşuma gitti. Şimdi de görünce merhaba diye elimi açtım. Gücümüzü hastalarımıza ayırıyoruz. Hemen 112'yi arayık. Bisikletler geliyor. Ambulanslar dar sokaklara giremiyor. Bisikletler bu konuda gerçekten çok iyi olmuş. Elbette ki her yol düz değil. Ulaşılamayan alanlar da var. İşte tam da bu noktada kara ambulansların yetişemediği yerlere işte bu elektrikli, bisikletli ambulanslar devreye giriyor. Amacımız burada müdahaleyi erkenden başlamak,
müdahaleyi olay yerine gerçekleştirdikten sonra kara ambulansımıza nakletmek ve hızlıca gördüğünüz üzere deniz ambulansına nakil aşamasını gerçekleştirmek. Evimize çağıracağız. Evet. Evimizde bize bakım yapacaklar. Evet. Tansiyonumuza bakacaklar. Evet. Tamam kızım. Gücümüzü yolda harcamak yerine direkt hastaya müdahalede harcayacağız. Bisikletlerin hemen arkasında elbette ki sağlık ekipmanları da var ve bu çantanın içinde bir hastayı tedavi edebilecek her şey mevcut. Peki bakalım neler var içinde? Travma ekipmanlarımız mevcut. Örneğin bir bisikletten düşme vakasında boyunluğun sabitlenmesi çok önemli. Hastanın solunum yollarının devamlılığını sağlayabileceğimiz bir entübasyon kitlerimiz de mevcut. Kan kaybetme gibi durumlarda ya da şekerin düşmesi gibi durumlarda sıvı tedavilerimiz mümkün. Bakın eğer bir hastanın kalbi durduysa bu elektrikli ambulansların içinde bir elektroşok cihazı var. Ve bu elektroşok cihazı sayesinde hastalar kısa sürede hayata yeniden döndürülebiliyor. Ve üstelik bu Türkiye'de bir ilk. Çok iyi bir bisiklette olması. Kaç tane var oğlum? Büyükada'da 2 tane de Heybeli'de olmak üzere toplamda 4 bisikletimiz mevcuttur. Çok güzel, yeter. O 4 tane yeter. Bisiklet dakikada geliyor, işini bitirir gider. Bizim istediğimiz sadece gerekli durumlarda 112'yi aranması, gereksiz meşguliyetlerden uzak kalması istiyoruz. İstanbul'da çok büyük işe yarar diye düşünüyorum ben şahsen. 6 yıllık evli Nergis çiftinin çocukları olmuyordu. Tüp bebek tedavisi gören Ebru Nergis ikiz bebek beklediğini öğrenince gözyaşlarına boğulmuş. Hatta o anları sosyal medyada paylaşınca rekor beğeni almıştı. Nergis çifti sonunda ikiz bebeklerini kucaklarına aldı ve yaşadıkları tarifsiz mutluluğu ATV Haber'le paylaştı. Çok uğraştık bu mucizelerimize kavuşmak için. Güzel bir sonuç, belki bir kız da olabilir. Biz bir tane bile düşünemezken iki tane olabilir dedik. Ay olamaz, olabilir mi? Yani iyi ki de iki tane olmuş. Bir çiftin ebeveyn olmak için verdiği mücadelenin mutlu sona ulaştığı anın görüntüsü bu. Aklıma gelince ağlıyorum, bunlara bakıyorum, olmaz diyorum. Gerçekten bunlar şimdi benim mi diyorum? Fatih. Allah bize bunları nasip etti ya, çok şükür yani. Siz de ağladınız mı? Bir mutluluk gözyaşı döktünüz mü? Ya ben... Tabii ki yani insan ister istemez. Ebru Fatih Nergis çifti Almanya'da yaşıyor. Almanya'da doğdular, büyüdüler. Ama bebek sahibi olma hayallerine Türkiye'de kavuştular. Tedavimizi yaptık, embriyoları oluşturduk ve dondurduk. Sonrasında dondurulmuş çözülmüş embriyo transferi sonrası güzel haberi kendilerine verdik. İkiz bebekler Ecin ve Miraç şimdi 7 aylık. Çok yıprandık, çok uğraştık. Hiç umutsuzluğa kapıldınız mı? Mucizelere inanmalısınız yani... Ben de diyordum asla anne olamayacağım, asla kucağımda çocuk büyütemeyeceğim, asla dedim. Fatih Bey, sizin baba adaylarına söyleyeceğiniz bir şey var mı? Destek olsunlar. Çünkü kadınların bu geçtiği süreçten gerçekten çok büyük bir destek ihtiyaçları var. Yani kadınlar bazen umudunu kaybediyor, yere düşüyor. Kaldırın. Çok güzel bir duygu. Allah herkese bu duyguyu yaşatsın. Bulgaristan'da düzenlenen NATO tatbikatında büyük bir skandal yaşandı. Bir grup Amerikan askeri yanlışlıkla bir ayçiçek fabrikasına baskın düzenledi. Neye uğradıklarını şaşıran çalışanlar hayatlarının kabusunu yaşadı. Yanlış fabrikayı bastılar, çalışanlara silah doğrultup kabusu yaşattılar. Kafaları karıştıran baskın Bulgaristan'da düzenlenen ve 2200 askerin katıldığı Swift Response NATO tatbikatı sırasında yaşandı. 7 tam teçhizatlı atlı Amerikan askeri Filibe kenti yakınlarındaki bir ayçiçek fabrikasına girince olanlar oldu. Askerler işçilere silah doğrulttu ve onları yere yatırdı. Neye uğradığını şaşıran işçiler büyük panik yaşadı. O anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Fabrikanın her yerini didik didik arayan askerler bir süre sonra oradan uzaklaştı. Burdur'da yamaç paraşütü yapan bir turist arpa ekili bir tarlaya acil iniş yapmış. Tarlanın sahibi Kazım Özde şakayla karışık paraşütçüye tepki göstermişti. O görüntüler sonrası sosyal medyada fenomen olan çiftçi Kanadalı paraşütçüyle bir kez daha bir araya geldi ve onu ülkesine çikolatayla uğurladı.
Oğlum niye ekinin için iniyorsun la? Ekinin için niye iniyorsun? Sorry sorry diyorsun da niye iniyorsun buraya? Acil. Bu ekim benim. Kusura bakma. Ya. Kusura bakma ne kusura bakma çiğnedin. Çok pardon. Sosyal medyada paylaştığı bu videoyla fenomen oldu. Tarlasına inen Kanadalı paraşütçüsünü tekrar bulup dostluk kurdu. Çikolatamızı verdik, konuştuk, tanıştık, anlaştık. Helalde. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Allah'a emanet. Thank you. Burdur'da kontrolü kaybeden bir yamaç paraşütçüsü 30 yaşındaki Kazım Öz'ün arpa ekili tarlasına acil iniş yapmak zorunda kalmıştı. Acil iniş yaptın. Baktım eve indim. Nereden geliyorsun sen? Çameli'den. Çameli oğlum daha geçen sene geldiniz biriniz. Sen nereden buldun geldin yine buraya? Çiftçi Öz'ün Kanadalı paraşütçüyle kurduğu diyalog sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı. Oğlum zaten yağmur yok, eser yok. Bir de gelin ekinin için iniyorsun ya. Vallahi akrabaları geldi inansın. Koşuyorlar bunlar, dövmeyecek la. Yere gelmen la, fotoğraf çekinin. Kazım Öz o yamaç paraşütçüsüyle birkaç gün sonra tesadüfen tekrar karşılaştı. Bugün dostluk saranıyor. Alman çikolatası adamı ama biz çikolatası vereceğiz arkadaşlar. Ve paraşütçüye çikolata ikram etti. Arkadaşa konuştuk, tanıştık. Çikolatamızı verdik. Alman çikolatası olması. Amerika'da canlı yayın hazırlığı yapan CNN muhabiri Manu Raju'nun üzerine bir böcek kondu. Üstelik o böcek öyle sık rastlanan bir böcek de değildi. 17 yılda bir yeryüzüne çıkan bir Sisida böceğiydi. Raju'nun böceği gördüğü andaki tepkisi bakın ne oldu. Oh! Oh my God! Böcekten korktu. Verdiği tepki sosyal medyada çok konuşuldu. Oh! Oh my God! CNN televizyonu muhabiri Manu Raju, Amerikan Kongresi'nin önünde canlı yayın hazırlığı yapıyordu. 17 yılda bir yeryüzüne çıkan Sisida böceği önce ceketine kondu, sonra başına doğru tırmanmaya başladı. Okay. Raju böceği fark edince büyük panik yaşadı. Oh! Oh my God! Cicada. What the hell? Do I have more on me? Muhabir ekip arkadaşlarından yardım istedi. Üzerinde başka böcek olmadığını anlayınca da çekime devam edildi. Raju'nun verdiği tepki sosyal medyada yayınlanınca kısa sürede milyonlarca kez izlendi. Gurur dolu haberle başlamıştık ana haberi. Gurur dolu bir haber daha aktaralım. Milli sporcumuz Ayşe Begüm Onbaşı aerobik jimnastik dünya şampiyonasında altın madalya kazandı. Bu hem onun için hem de Türkiye için bir ilkti. Genç sporcuyu ilk tebrik eden isimlerden biri Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Hissettiği gururu önce sosyal medya hesabından paylaştı, sonra da arayıp bizzat kutladı. Merhabalar efendim. Merhabalar Ayşe, tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim efendim, çok sağ olun. Şimdi bu senin ilk altın olayım. Küçükler kategorisinde bir tane daha altın madalya kazanmıştım efendim. Büyüklerde Türkiye'nin ilk altın madalyası. Maşallah. Diğer finallerden sonra... İnşallah, inşallah efendim. Çok teşekkürler efendim. Türk kadının gücünü göstermiş olduk biz de böylelikle. Türk sporuna verdiğiniz ve Jimnastik Federasyonu'na verdiğiniz desteklerden dolayı da tekrardan ben teşekkür etmek istiyorum size. Bütün aileye selamlar. Çok teşekkür ederim efendim. Ben de aynı şekilde hanımefendiye selamlarımı iletiyorum. Hasan Kızıl, herkes onu hayat tamircisi olarak tanır. Engelli hayvanları yaptığı protezlerle yeniden hayata bağlayan hayat tamircisi, bu kez de Mısır adlı bir kediye umut oldu. Ve ön patisi kesilen Mısır'a 3 boyutlu yazıcı yardımıyla protez bir pati tasarladı. Kuş peşinde bir patisini kaybetti, hayat tamircisi sayesinde yeniden yürümeye başladı. Bir adım değil, iki adım değil. Yüzlerce adım attı. Mardin'de yaşayan Mısır adlı bu sevimli kedi 3 sene önce talihsiz bir olay yaşadı. Mısır maalesef kuş peşinden koştuğu için balkondan düşüyor ve bir ayağını kaybediyor. İşte o olay sonrası Mısır bir patisini kullanamaz hale geldi. Engelli hayvanlara yaptığı protezlerle tanınan hayat tamircisi lakaplı Hasan Kızıl Mısır'a da umut oldu. Kedide
bir aparat takmak, bir aksesuar takmak çok zor. Ve 3 boyutlu yazıcı yardımıyla Mısır'a protez bir pati üretti. O an evet ya, biz gerçekten bunu yaptık dedim. Şu anda dünyada ilk oldu. Mısır o protez pati sayesinde yeniden yürümeye başladı. Hayat tamircisi sayesinde eskisi gibi etrafta koşturmaya başlayan Mısır şimdi protez patisine alışmaya çalışıyor. Reklam arasına gidiyoruz, ardından veda etmek için burada olacağız. Ana haber bültenimizin sonuna geldik. İyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Yarın akşam görüşmek üzere. İyi akşamlar.